Evet arkadaşlar, bugün pazar, sokağa çıkma yasağının ikinci günü. Şimdiye kadar ömrü hayatımızda hiç sokağa çıkma yasağı görmedik. Ben 78 Eylül doğumluyum. O yıllarda bir darbe olmuş. Tabii yeni doğmuşuz. O dönemde bir darbe olmuş. O zaman bir sokağa çıkma yasağı uygulanmış. Fakat o gündür bugündür ömrü hayatımızda bir sokağa çıkma yasağı görmedik. Şu an Ceyhan'ı görüyorsunuz. Sokaklar bomboş. Yani bir tane insan yok diyebiliriz. Bu bir milat, bir tarih arkadaşlar. Daha sonra sokağa çıkma yasağı uygulanır mı? Onu da bilmiyoruz ama hastalığın gidişatı, seyri bunu gösterecek. Muhtemelen bu bir insanlara bir hatırlatma olabilir. İşte eğer dikkat etmez, sosyal izolasyonu uygulamaz, bunlara dikkat etmezseniz sizi daha sert önlemler bekliyor ikazı olabilir. Umarım dünyamız bu hengamenin içinden en kısa sürede çıkar ve gerekli olan dersleri alır arkadaşlar. İnsanlığın gidişatı hakikaten ikaz veriyordu. İşte mazlum insanlara yapılan haksızlıklar, savaşlar, mazlum insanları öldürmeler artık bir noktaya kadar, bir noktadan sonra da gayretullah'a dokununca artık Yüce Yaradan, Yüce Rabbim bir dur ikazı yaptı insanlığa. Bak, insanlık bundan gerekli dersi çıkarır. Evet. Ceyhan Belediyesi'nin önü arkadaşlar. Şu an yaprak kımıldamıyor desek yeri var. Çok nadir araçlar geçiyor. Muhtemelen onlar da görevli bizim gibi. Biz veteriner hekimler olarak da bir nöbet dahilinde veteriner hekim sayısına göre bir gün bir grup, bir gün bir grup olarak çalışma uygulaması yaptık. Bugün de bizim nöbetimiz pazar günü. Ve arkadaşlar tabii ki hayvancılık biliyorsunuz durmuyor. Bu sokağa çıkma yasağından da etkilenmedi zaten. Hayvancılık faaliyetleri devam etti. Yine veteriner klinikleri olsun, acil vakalar olsun, büyük şehirlerde kedi köpek klinikleri çalıştı. Çalışmaya da devam etti. Yani şu yolu görüyorsunuz. Sıfır araç var. Böyle bir trafiği görmek daha öncesinde mümkün müydü? Asla mümkün değildi. Ve bir tane araç karşımıza çıkmadı. Enteresan, bir tane de arkadaşlar polis de karşımıza çıkmadı. İnsanlar sokağa çıkma yasağını gayet güzel uyguladılar. Sokağa çıkmadılar insanlarımız. Gayet de güzel bir uygulama oldu. 2 gün boyunca insanlar bir araya geldi. Aileler bir araya geldi. Çoluklar, çocuklar, dedeler, babalar, torunlar buluştu. Bir yönden de avantajı bu. Arkadaşlar, avantajı da bu oldu. Sosyal izolasyon derken aslında bir aile arasında sosyalleşme oldu. Bu da ailelerin birbirine olan
bir nevi bağını hatırlattı. Bağını güçlendirdi arkadaşlar. Şu an petrolden geçiyoruz. Petroller de açık. Onlar da nöbet dahilinde. Burası muhtemelen kapalı. Ve bir tane de karşımıza çıkan bekle araç yok. İnsanlar arkadaşlar, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saatlerde büyük bir panik, büyük bir kargaşa yaşadı. Yani hak vermek de lazım. Daha öncesinde böyle bir sokağa çıkma yasağı görmedikleri için ister istemez sanki aylarca sokağa çıkma yasağı uygulandı gibi bir panik yaşattılar. Aslında bu biraz daha kontrollü bir şekilde yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı? Orasını bilmiyoruz. Ama ben şöyle esnaflarımız açısından, özellikle yerli esnaflarımız açısından onlara faydası oldu. Bu saatte açıklanması, özellikle ulusal marketlerin kapandığı bir vakitte bunun açıklanması da bir nevi yerli esnaflarımıza da büyük katkısı oldu. Bu yönde de faydalı olarak görüyorum. Sonuçta onlara da bir arkadaşlar gelir kapısı oldu. Birkaç tane arkadaşımız vardı bakkal işleten. Onlara sorduğumuzda ömrü hayatımızda bu şekilde bir iş yoğunluğu yaşamamıştık. Şimdiye kadar kazandığımız en güzel, en verimli bir gündü dediklerini duyduk. Onlar açısından da faydalı oldu diyebiliriz arkadaşlar. Fakat izolasyon açısından da biraz sıkıntılı oldu gibi. Umarım bundan sonra buradan da vatandaşlar olarak dersler çıkarırız. Evet. Şu an E5 karayolu arkadaşlar burası. Daha önce trafik olan ve yoğun bir kuyruk olan bölge. Şu an önümüzde bir araç var. Araç trafiği. Kamyonlar çalışıyor bu arada. Çünkü onlara serbest ticaret akması lazım. Ticaretin devam etmesi lazım bu şekilde. Ama yine o sayıda az. Evet. Sevgili dostlar, tarihe bir not düşünmesi açısından çekmiş olduğumuz bir videoydu. Belki yıllar sonra izlenecek, hatırlanacak bir video olması açısından da güzel oldu. Umarım bu hastalığı en kısa sürede hatırlatırız. Büyük bir kayıp yaşamadan ülkemiz insanlar açısından, dünya insanlığı açısından umarım kısa sürede bu hastalığı atlatırız. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Hastalanan vatandaşlarımıza acil şifalar versin. Umarım kısa sürede bu hastalığı atlatırız. Şu an burası Kadirli Kozan yolu. Tam şu döndüğümüz noktada arkadaşlar İmamoğlu yolu. İmamoğlu kavşağı. Görüyorsunuz sağ tarafında bir gölet var. Burası daha öncesinde neredeyse su kalmamıştı. Bereketli yağışlar neticesinde tekrar o suyuna kavuştu. Yine sol tarafımızda bir gölet var arkadaşlar. Burası doldurulup arazi yapılmak istendi. Fakat biliyorsunuz sonradan doldurulan ister deniz olsun ister gölet olsun, o gün gelir o doğa tekrar kendi doğasını tekrar kendisine katarmış. O gölse göl tekrar olurmuş arkadaşlar. Tekrar eski hale gelirmiş. Bu doğanın kanunu bu. Siz her ne kadar da doğaya karşı bir şeyler yapsanız da doğa gerekli size cevabı veriyor.
Evet, köy yolda diyebiliriz. Köylerin yolda diyebiliriz. Şu an 0-1 trafik arkadaşlar. Tam gün batımı, güzel bir manzara. Araziler ekilmiş, mısır var arazilerimizde. Bereketli araziler. Bu topraklar sulanmıyor arkadaşlar. Kuru arazide fakat şu an yeni bir sulama sistemi döşeniyor bu arazilere. Bu arazilerde suya kavuşacak birkaç yıl sonra bu arazilerinde verimi artacak. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu tamamlıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bize destek olup kanalımızın abone sayısını arttırmamızda bize yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.